Peki Fatih Terim bu sezon için havlu attı mı? Şimdi benim... Direkt mi? olarak soruyorum. Tabii sen. Fatih Hoca havlu atmadı. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim genel düşüncem Galatasaray şimdi peş peşe sayalım. Karagümrük'te beraber kaldı. Milli araydı bir Fenerbahçe maçı fırsattı aslında. Fenerbahçe'yi yenseydi tekrar şampiyonluk için havaya gelebilirdi ama. 3 puanı Fenerbahçe'ye bıraktınız. Üstüne Malatya'da 2 puan bıraktınız. Evet. Trabzonspor'la puan farkı 14. Ben bu puan farkı daha da açılırsa şaşırmam onu söyleyeyim. Benim nazarımda, benim yorumum, belki biraz iddialı konuşacağım ama ben Galatasaray'ın çok şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyorum ama bunu ben söylüyorum. Burada en önemli isim tabii ki Galatasaray camiasında Fatih Terim futbol takımının başındaki. Burak Elmas'ın da iddialı açıklamaları var. Burak bu Elmas, fark kapanacak diyor çünkü. Burak Elmas e, iki saat konuştuk Melis. Hani evet. buradan e, hani nasıl ifade etsem ilk bir saat şampiyonluk kelimesi geçmedi öyle söyleyeyim. Burak Elmas daha çok 5 yıllık planlamam. Risk aldık. Uzun vade için. E bakarsak da evet. hep genç geleceğe yönelik isimler, maaş bütçesini düşürdü, uzun vadeli düşündüklerini ifade etti. 96 2000 jenerasyonuna atıfta bulundu. Öyle söyleyeyim. Daha sonrasında da hiçbir şey bitmiş değil dedi. Şunu işaret etti. Lazio maçından sonra biz de Trabzonspor gibi tek kulvarda kalacağız. Bunun avantajını kullanacağız demeye getirdi ama. Ben hani öyle çok net şampiyonluk inancı görmediğimi söyleyeyim. Yani mantıklı olarak bakarsak da öyle ama işin Flore tarafı burada önemli. Flore'da Fatih Hoca'nın gayet motivasyonun yerinde olduğunu, oyuncuların da sürekli yaptığı konuşmalarda tek bir şey işaret ediyor. Seri yakalayalım. Seri yakalarsak bu puan farkı kapanır diyor. Geçmiş dönemdeki iki örneği veriyor. Sivas Spor 10 puan geriden yakalamıştı Galatasaray pandeminin olduğu sezondaki pandemi olmasa şampiyonluğa giriyordu işte Kadıköy'de kazanmıştı. Bayağı bir 8 maçlık serisini hatırlıyorum. Dönelim yine son şampiyonuna Başakşehir'in 8 puan gerisinden gelmiş. bunlar Fatih Hoca'nın tabii ki hafıza kartında yer alıyor. Benim bu kadar olumsuz konuşma düşüncem, ben Türkiye'de hemen hemen hiçbir kulübün iki kulvarı birden yürütebildiğini düşünmüyorum. Galatasaray'da şu an Avrupa'da çok başarılı. Evet. En azından Avrupa kartı var Galatasaray'ın elinde ki bence sezon finalini haftaya uzun uzun konuşuyoruz. Lazio maçıyla oynayacak. Yani Lazio maçında alınacak bir beraberlik, grup liderliği, peşinden Mart ayında son 16'yı, üstün ara transferdeki o 3 hamleyi getirecek. Ben o yüzden benim bu sezonun üzerinde Galatasaray'ın Avrupa'da yanı mücadele için. Ama Fatih Hoca iki kuluvarda da iddialı ve lig içinde pes etmediğini hatırlatalım izleyicilerimize. Genel düşüncesi oyuncularını söyledi. Biz seri yaparsak puan farkı kapanır şeklinde. Bakalım zaman Fatih Hoca haklı çıkartacak. Belki Ocak ayındaki yeni transferlerle birlikte o seriyi yakalama şansını bulabilir Fatih Terim. Ama Takımıyla onun birlikte. öncesi şunu hatırlatalım Melisa önünde bir 5 maç var Galatasaray'ın. Hatta maçları da şöyle sıralayalım. Altay'la Antalya son maçları iç Ben evet. o maçları Galatasaray'ın kazanacağını öngörüyorum şimdiden. Arada bir üçgen var ama. Sivas deplasmanı, içeride Başakşehir, üstüne Adana Demir deplasmanı. Sivas Rıza ile en uzun süreli Fatih'ten Fatih Terim'den sonraki en uzun süreli çalışan teknik adam. Kulüp uyumu diyebiliriz. Başakşehir Emre ile henüz yenilgisi yok bugün evet. itibariyle. Adana Demir spora gelirsek de Beşiktaş'a karşı 3-0'dan 3, 3 getirmiş bir takım. Evet müthiş bir sezon geçirmiyor ama potansiyeli olan bir takım. Hani Bu üçgenden çıkarsa Galatasaray belki ben de sözlerimi gelirim. Fatih Hoca'yı zaman hakkı çıkartabilir ama göreceğiz. E, Ocak ayını şöyle görmemiz gerekmeliyiz. Hem Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde durumunu bitirdiği pozisyon. Ligdeki durumu bence bunlar direkt e, transfer stratejisini etkileyecek. Peki transferlerde yeni gelişmeler var mı? Onları var mı Şunu söyleyelim şimdi. Feguli sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Evet. Ve Feguli Galatasaray'a bir sağ kenar oyuncusu olarak geldi. Zamanında hızını, fiziğini, kilosu, kilo aldı tabii ki. O doğal olarak artık tam bir sağ açık diyemeyiz Feguli'ye. Zaten zaman zaman da oyunda sağ iç merkezde de faydalanılıyor ama şöyle özetleyeyim e, kafa karışıklı olmasın. Galatasaray'ın nasıl ki sol kenarı Kerem Aktürkoğlu'na emanetse o, Kerem'den başka da orada Kerem dinlendirildiği maçlarda Babel oynuyor. Sağ tarafta Galatasaray'ın hala ideal bir oyuncusu yok. Yani yok, evet. sağ ön, sağ açık diyebileceğim sayılım isimleri. Fegüli, Morutan iki isim. Emre Kılıç zaman zaman o bölgede oynadı. 3. Barış Alper son yeni Malatya maçı sağ açık oynadı. Oyun İstenen içinde, verim alınamadı Oyun içinde mı? Babel Kerem, evet, evet Morutan bir potansiyeldir ama Morutan'ı siz forvet arkası da değerlendirebilirsiniz. Fizik olarak arada kenarda ezildiği de oluyor. Fenerbahçe maçı örnek verelim. Mesut ile bile girdiği mücadelelerde bir ayakta kalamadı Morutan. Doğal olarak Galatasaray'da bu isimler artık e, yani sürpriz değil. Denizman ismini İtalyan basını yazdı. Fatih Hoca okay. doğruladı. Solbakken ismi yine fazlasıyla yazıldı ki ben de doğrulattım. Öyle söyleyeyim. Ve benim üçüncü istihbaratım Olsen ismi. Andreas Skov Olsen. Danimarkalı bu oyuncu. Bu üç oyuncu özellikle söylüyorum Melisa. Bence hani şöyle bir e, hafızalarda yer edinsin. Üç oyuncu da benzer profil. Sol ayaklı. Sağ açık oynamayı tarafından hani ilk bölgeler ama forvet de oynayabiliyor. 21, 22, 23 yaş aralığı. Yani Galatasaray'ın sezon başı yaptığı evet. transferleri hatırlatıyor. Evet. Yani bakarsak işte böyle çok ama anormal yüksek Galatasaray'ından daha yüksek seviye takımlarda oynamıyorlar öyle söyleyelim. Gelişime açıklar. Ve yani transferleri şaşırtmaz ama şu an tabii yabancı kontenjanı dolu olay hazırda. 14 yabancısı var Galatasaray'ın. Bir Gustavo Asun tamam gidecek diyoruz. Sözleşmesi feshedilebilir en kötü şartlarda. 200 bin euro bir maliyeti var. Ama Galatasaray'ın başka mevkileri de var öncelikle işte Gerson Fernandes hala hala hazırda bir numara. Fegülin, Babel'in durumlarını görmek gerek. Evet. Belki Galatasaray onların kontratından çıkmak ister kulüp bulursa. Biraz Ocak ayını beklemek gerek ama hani transferde birçok oyuncunun listede olduğunu hatırlatalım izleyicilerimize. Biz hep orta saha merkez diyoruz. Buradan söyleyeyim Galatasaray sağa çıktı arıyor sağ tarafına nasıl ki sol tarafta Kerem şimdi Arda takıma döndü Arda da sol kenar oynayabiliyor biliyorsun Babeli Fatih Hoca tercih ediyor hatta Babel ile ilgili bir istihbaratım var genelde çok tartışılan bir oyuncu Babel Galatasaray taraflarından çok sağda görmek istemediği bir isim İdman performansı çok iyi yani ben benim istihbaratlarım Fatih Hocanın bu kadar Babel'e şans vermesindeki temel sebeplerden birinin İdman performansı ki ben bunu bir sene önce de duymuştum hı hı. kendim de hatırlıyorum 2019 kampında Babel gayet iyiydi. Leipzig'e golünü hatırlıyorum. Hani bazı oyuncular böyledir. Emre Çolak, Aydın Yılmaz geçmişini hatırlıyorum. Yine taraftarın çok memnun olmadığı ama gelen hocaların bir şekilde hocalar değilse de işte Hamza Hoca, Mancini, Fatih Terim öyle hatırlıyorum. Bu isimlere şans vermişti. Biraz idman performansı bazen bazen oyuncu oyuncusu diye bir tabir vardır aslında Onu belki. Onu biraz... Babel için şöyle doğru diyemeyiz. doğru olur mu? Onu söylemek bilmiyorum yok, tabii ama. Yok doğru ifade dediğin e, bazı oyuncular için. Babel o sınıfta Babel'in artık ben biraz yaşla da alakalı ilişkilendiriyorum performansındaki evet, düşüşü. Yoksa hani Liverpool geçmişi. Liverpool'da birkaç iyi sezonu var. Hoffenheim yaptı arada. Kasımpaşa'da gayet iyiydi. Beşiktaş'ta bence ilk senesinde, ilk iki senesinde çok çok iyiydi hem Avrupa Ligi'nde hem Şampiyon Ligi'nde ama hani Galatasaray'da o performansı olmadı. Galatasaray'a geldiği yaşı da tabi. tabii. 32 yaşında Galatasaray, 33 yaşında Galatasaray'a geldi. Artık 35 yaşında. Gülüş futboluna ne kadar hızına, temposuna ayak uyduruyor. Bunlar ayrı tartışma konusu ama şu an için hani güncel konuşalım. İdman performansının çok iyi olduğunu belirteyim Babel'in. ve sağda göremiyoruz size bunu. Bu bir gerçek. Sağda da inşallah e, görebiliriz diyelim o zaman e, Babel tabi için. Yani. Görmek Gal iyi olur çünkü. her oyuncunun Galatasaray olacaktır. için katkısı ki hani Lazio maçında düşünürsek. Evet. Galatasaray her yabancısından katkı alması şu an belli oyuncu grubuna yük bindi. Açalım. Marka ona biraz Nelson ayak uyduruyor. Orta sahada Taylan kıpırdamaya başladı. Ben son maçlarda Taylan'ı beğendiğimi altını çizeyim. Berkan Çıkaldağ'ı 5. Oraya bir de Kerem'i koy 6. 7. oyuncuyu söyleyemiyorum şu anda. Yani Mustera kötü bir sezon geçiriyor. Bekler evet. şu an çok kötü. Hem Yiğit'li hem Fahan Takımın genel e, performansına da sirayet ediyor. efeguli çok bir istikrardan söz edemeyiz. Ara ara kıpırdanıyor. Yoksa o kalitesinin hala kaldığı aşikar. Bazı hareketleri Fegül'den başkası yapamaz deriz. Morutan iniş çıkış ama tabi tab tab bu saydığımız oyuncuların bazıları 99 doğumlu. Barış Alper 2000 doğumlu. Yani bunlar bu sezonu Galatasaray boyucularla kaybetse <laughs> de, elbette birler kazanacağı aşka.